Selamlar herkese, kanalımın yeni bir videosuna da hoş geldiniz. Bu videomuzda hep birlikte şu eskisini getir yenisini götür kampanyalarının arka planında aslında nelerin çalıştığına bakacağız. Şimdi nereden böyle bir video asıl oldu? Şimdi arkadaşlar şöyle bir düşünmek lazım. Bir kere bu işin temelinde üşengeçlik var. Bunu bir önümüze koyalım. İkincisi şu benim ilgimi çekti. Ya markalar bu işin neden bu kadar çok reklamını yapıyor? Temelinde üşengeçlik olan bu meselenin sonucunda arkadaşlar ortaya devasa bir pazar payı çıkıyor. Yani telefonla ilan vereceksin de biri gelip onu alacak da gidip yeni telefon alacaksın da falan filan hepsini tek bir takasla halletmek, yani diğer bütün işlerden üşenmek hem büyük bir pazar payını ortaya çıkarıyor hem de değerli arkadaşlar markaların güncel modellerinin piyasada diri olmasını sağlıyor. Şimdi bunu nasıl yapıyor? Şöyle, bu tip kampanyaların temelinde yatan şey aslında baskıdır arkadaşlar. O da ne baskısı? Cihaz yükseltme baskısı. Yani markaların sizi güdülemek istediği yön bu taraftır. Yani cihazını acilen yükseltmen lazım. Peki bu devasa markalar bu kadar iyi niyetliyken bu kadar fazla telefonu ne yapıyorlar? Ya videonun başında söylemiş olduğum gibi ortada bir üşengeçlik var. Bizim bu üşengeçliğimizin oluşturduğu bir maliyet de söz konusu. Şimdi bu maliyet hem bize, diğer taraftan da firmalara yönelik. Onlara kar açısından tabii. Şimdi biz üşeniyoruz. Haklı gerekçelerimiz var. İlan vereceğiz, biri gelecek alacak, yeni telefon alacağız falan filan. Peki markalar hem de bize karşı bu kadar iyi niyetliyken arka planda ne kazanıyorlar? Şimdi arkadaşlar yayınlanmış raporlar var. Mesela Apple 2020 yılında sadece 11 milyon adet yenilenmiş cihazı yeniden piyasaya sürdü. Ki bu oranın haricinde 2023 yılında tahminlere göre yaklaşık 333 milyon adet tüm dünya çapında bu arada yenilenmiş cihaz tekrardan piyasaya sürüldü. Bu piyasaya sürüldü, o piyasaya sürüldü derken arkadaşlar ortaya yaklaşık 66 milyar dolarlık bir ticaret hacmi de zart diye çıkmış oldu. Bu ticaret hacmi kimin ilgisini çekiyor? Tabii ki de devasa markaları. Burada bir taşla birkaç tane kuş vurmuş oluyorlar. Birincisi bu pasta payının içerisinden kendi payını dolaysız olarak alıyorlar. İkincisi hiç çalışmayan cihazları falan filan yapıyorlar. Bu kısma geleceğiz. Üçüncüsü, ki bence en komedi olan kısmı da bu. Bir kere satmış oldukları cihazı uygun fiyata geri alıp sonra tekrar aldıkları fiyattan, yani bir kere kar ettiler, üstünden bir daha kar ediyorlar. Ki bu arada bu değişim olayında başı çeken ülkeler yine fakir ülkeler arkadaşlar maalesef. Mesela sadece Latin Amerika'da 2020 yılı içerisinde yaklaşık 73,5 milyon adet yenilenmiş cihaz yeniden satıldı. Yani dünyanın çeşitli ülkelerinden başka başka insanların bir kere aldıkları cihaz bir de gittiler Latin Amerikalılara bir daha satıldı. Velhasıl kelam, bu pazar payındaki 66 milyar dolarlık oran bizim bu büyük markaların ilgisini çekiyor. Bunu söylemiş olduğum gibi sonra bu işi kendileri yapmaya başlıyorlar. İlk becerdikleri şey, insanların elinde çok da eski olmayan modeller de dahil olmak üzere 1-2 model geçmiş olan eski telefonlarını piyasadan uygun fiyata geri toplamak, kullanılabilir durumda olanları yeniden satmak, kullanılamaz durumda olanları yedek parça olarak değerlendirmek, en kötü ihtimalle eritip işte içindeki altını almak. Hatta şöyle bir durum daha var arkadaşlar, 3-5 telefondan bir telefon çıkarıyorlarmış. Bu kısımları zaten hepimiz tahmin ediyoruzdur. Bizim aklımız, yani en azından benim aklıma gelmeyen şey ise şuydu arkadaşlar. Markalar bu taktikle birlikte aynı zamanda güncel amiral gemisi modellerini piyasada canlı ve diri tutuyorlar. Hem cihazının değeri düşmemiş oluyor. Hem de yeni yazılımları falanlar filanlar pek çok insan tarafından da kullanılmış oluyor. Yani marka tarafının bir taşla bir sürü taş vurduğunu, yani bir taşla bir sürü kuş vurduğunu, kuş vurmak dedi. Bir taşla bir sürü hedefi yakaladığını söylemek, yani burada saçma olmaz. Bizim karımız arada işte bir üşengeçlik. Hani kendimiz satsak muhtemelen daha çok para edecek eski telefon. Konumuza geri dönüyorum. Özellikle arkadaşlar Apple'ı değerlendirecek olursanız, ki Apple açısından hizmet sektörü gelirlerinin büyük de bir kısmını oluşturuyor. Apple'ın servis falan filan kısmı. Bu anlamda bu topluluk çok değerli bir hale geliyor. Aynı zamanda bu durum Apple'ın özellikle değişim kampanyalarını bu kadar agresif tutum almasını sağlıyor. Yani ben her türlü kar edeceğim kafasında olduğu için sert tutumlar oluyor ya da hepimizi cezbedebilecek mantıklı fiyatlar sunuyor. Aynı şeyi bu arada Samsung da yapıyor. Onların da amiral gemisi S serisi. S serisini piyasada diri tutmak için onunla girilen takaslarda bayağı opsiyon üstüne opsiyon veriyor. Peki ne kazanıyor markalar? Finalde şimdi bir tane veri var arkadaşlar benim burada. Denk geldim. Sadece 2019 yılında Apple yaklaşık bu yenilenmiş cihaz ve işte eski cihazları toplama olayından 40 milyar dolarlık bir gelir elde ediyor. Burada dikkatinizi bir şeye çekmek istiyorum. Hani günümüzde de piyasa değeri, yani bu yenilenmiş telefon olayının yaklaşık piyasa değeri 64,5 milyon dolar. E şimdi bu rapora göre bunun 40 milyar dolarını Apple yapıyorsa zaten yani bu işi en çok Apple yapıyor demektir. Tabii bu iş burada da kalmıyor değerli arkadaşlar. Çünkü yaklaşık 64,5 milyar dolardan bahsediyoruz. Bu işin bir sektörü ortaya çıkıyor. Avrupa'da, yurt dışında, Amerika'da falan da filan da bazı depolar sadece bu yenilenmiş cihazları piyasadan
pardon, eski cihazları piyasadan toplayıp yenileme işlemini yapıyor. Daha sonra Amerika dışındaki ülkelere ve Amazon üzerinde kendi ikinci el mağazalarında tekrar piyasaya sürüp satışa sunuyor. İşte ellerini temizliyor falan filan. Yani bu iş bildiğiniz artık bir sektör. Finalde de yani bir alan razı satan razı durumu var. Hani alan açısından düşündüğümden yeni cihaza uygun fiyata kavuşmuş oluyor. Ekosistem açısından pek çok özellik devam ediyor falan filan. Fakat öteki taraftan marka tarafına baktığımda hani bu kadar çok paranın kazanıldığı yerde sanki bize daha fazla şey verilmesi gerekiyormuş gibi geliyor. Yani takas yap bir de sana kulaklık vereyim deseler o zaman ben de ikna olurum gibime geliyor. Ama sonuçta arkadaşlar son karar sizindir. Ben olsam ne yapardım? Yani tüm bu bilgilere sahip olmama rağmen hatta şu anda lan ben de telefonu satarsam işte sarı siteye koyacağım falan filan diye gaza gelmeme rağmen muhtemelen takasa girerdim. Çünkü üşengeçlik maalesef hepimizde. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.